Arkadaşlar merhabalar, Oyun Demiz kanalından herkese selamlar. Bugün yine korku oyunları serilerimize devam ediyor olacağız. İnceleyeceğimiz oyun Anthology of Fear demo versiyonunu birlikte inceleyeceğiz. Herkese şimdiden iyi seyirler, korkmaya başlayalım. Evet, oyuna başlıyoruz. Yine oyun hakkında herhangi bir bilgimiz yok. Ön izleme olmadan deniyoruz. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Video kaset herhalde o. VHS. Evet, bir arabanın içinde uyandık galiba. Arabadan çık. Tava bas, gör diyor. I don't remember what happened. Did I have an accident? Is that why I don't remember anything? I have to go out and find some help. Maybe then I'll find out what's going on. Nerede olduğumuzu hatırlamıyoruz. Neler olduğunu da hatırlamıyoruz. Bir kaza mı geçirdim acaba? O yüzden mi hiçbir şey hatırlamıyorum? Dışarı çıkıp yardım bulmam lazım. Belki sonradan ne olduğunu anlayabilirim demiş. Sağ tuş zoom yapıyor. Ah, tamam. Grafikler çok güzel. Gayet net. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Etrafa bakın. Bakınalım. Uyanık kal diyor. Emirlere uyun. İtaat et. Ayık kal. Telefon bir yalan. Dünyaya bir şeyler olmuş belli. Kapıyı açmanın bir yolunu bul. Şu mu? Hayır. Aha, orada biri var. İnsan mı o? Manken gibi duruyor. Aha, kafası düştü. Manken, evet. Aa, evet, benzin bidonu ve içinde biraz benzin var diyor. Oradaki mankenin elinde bir şey var. Telefon bir yalan dedi. Telefon tehlikeli mi acaba? Aha. Telefonda sıkıntı var. Cızırdadı bir. Telefon çalıyor. Tamam. Levyeyi aldık. Evet, uzak durmam gerektiğini düşünüyorum diyor. Telefona yaklaşınca kötü oluyoruz. Kapıyı demek ki levye ile açacağız bakalım. Başka bir şey göremedim.
Bir ses mi geldi? Her an böyle jump scare yiyecekmiş gibi hissediyorum. Tamam. Kapıyı açtık. Kapatalım da. Jeneratör. Hayda. Of, ne kadar dar. Abi şurada var ya, kapalı kalma korkum var zaten. Gece yani burada kaldığımı düşünemiyorum. Evet, güç yok diyor. Jeneratörü çalıştırman lazım. Yakıt yok diyor. Yakıtın nerede olduğunu biliyoruz. Abi bu mankenler hareket ediyor. Ha yok. Biraz canı mı kaymış lan? Buradaki manken yok, oradaki de yok. Allah. Hayırdır? Hiç komik gelmiyor demiş karakterimiz. Birileri bizi izliyor kesin. Ama kim? Evet. Allah, gördünüz mü? Son anda bir manken geldi. Nereye götürüyor bu bizi ya? İlginçleşmeye başladı. Hafif apokaliptik bir hava da var. Dünyada bir şeyler olmuş sanki. Telefonla ilgili kesin bir şey var. Ama ne? Evet. Mekana geldik gibi. Kaç kat indik acaba? Bayağı indik. Abi sokma bizi eve ya. Kahrolası bu yer ne? Etrafa göz at. Alabiliyor muyuz? Yok. Aha, ışıklar açık kalsın. Evet, burası bence bir sığınak. Çünkü konserveler falan var. Buraya yığınak yapılmış. Hayda. Oo. Yerden gelen sesleri çok iyi yapmışlar. Gireyim mi buraya? Rahatsız edici diyor. Ya haklı. Abi feci bir jump scare ya. Ondan çekiniyorum ya. O bizi sesleri. Bu da rahatsız edici önce. Saat 3'ü 3 geçe takılı kalmış. Burada ne kadar vakit harcadım acaba diyor. Aa, şu mankenler beni bir rahatsız etti, bir gerdiler. Peşimden gelecekler gibi hissediyorum. Boya mı o? Astar boya gibi. Gıcır gıcır diyor.
Burada da 3'ü 3 geçiyor. O aşağı iniyor burası ya. Şu lambayı yakalım. Yanmıyor. Ben kapatmadım. Biri kilitledi burayı. Biri içeriden kilitledi. Herhangi bir tuşu yok diyor bir asansörün. Devam. Kilitli. Ben açmadım. Kendi açıldı. Yandan yandan. Yemin ediyorum gerçekte de böyle geçerim. Deniz Savaşı'nı konu alan bir tablo. Bu da mı 3-3 geçiyor? Evet. Abi ha olmadı. Bu duvar resmini de beğenmedim. Allah! Ya lütfen hareket etme ya. Açıl 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 açıl. Gidiyorum ya korkmuyorum gel. Korktum. Masanın üstüne bakmadan önce şuralara bakalım. Bunlar canlanabilir gibi hissediyorum. 3'ü 3 geçe anahtar bulduk. Bir dakika. Hah, fener de bulduk. Güzel. Fener. Canını yerim fener. Her oyunun vazgeçilmesi en büyük dostumuz. Nerenin kapısı kilitliydi ki ya? Bir dakika, ben orayı kaçırdım. Deneyelim. Burada bir şey çıkabilir. Yine yandan yandan. Bir şey yok. Oo, avize hareketlendi. Sıkıntı var. Niye öyle oldun sen? This is not natural. Buranınmış anahtar. Kapıyı açtık. Bu bizim yüzümüze kapatılan yer değil miydi? Do you hear me? Beni duyuyor musun? Seni duyuyor muyuz? Açmayı deneyeyim mi acaba demiş. E aç. Düğmene basalım aç. Allah. Bir dakika sıkıntı oldu. Kapatamıyor muyum ya? Ne oluyor ya? Kapatılmıyor diyor. Beni duyuyor musun? Allah!
Çıkış yolunu diyor abi. Burada sıkıntı var. Abi inşallah o kodu bir yerde kullanmayız ya. Hiç aklımda tutabileceğim seviyede değil yani. Direkt B12. Demir saldım alsak ha. Bu mankenlerin içinde bence ruh var. Bir şey var yani. Bir şey var abi mankenlerin içinde. Burası net. Az önceki abla bir şeye dönüştü yani. Dur, panik yaptık, biraz sakin olun. Biraz panik yaptık. Derin nefes. O ne? O ne? Hiçbir şey yok mu burada? Odada bir şey vardır. Aha. Çıkabilir o manken karşımıza. Asansöre herhalde inip geri çıkmak amacımız ya da kaçmak. Bırakırlarsa tabii, sanmıyorum ama. Çalışmıyor diyor. Bir dakika ya. Diğeri dediği aşağıdaki mi? E onun da tuşu yoktu. Gidelim. Onun tuşu yoktu ki. Abi çıkacak bir şey karşımıza. Şu ses beni bayağı rahatsız etti. Lost'taki kodlara benziyor. Aa, vallahi geldi. Vallahi geldi. Vallahi geldi, hadi. Burası olmadı. Rahatsız etti orası. Anneciğim. Neler oldu? Neden ağlıyorsun? Abi işte sevmediğim şey oldu gibi. Hayda. Kızını bul. Onu bulmak zorundayım. Bu bir rüya olmalı diyeceğim. Burası açılıyor. Bu da açılıyor. Önce buraya bakalım. Geri koridora çıkıyor çünkü. Bir zamanlar küçük bir kız vardı. İsmi Emily'ydi. Ve saçlarını tarıyordu. Resim çizmeyi seviyordu. Sanata da çok seviyordu. Her zaman aklındaydı. Hayvanları da seviyordu. Büyük küçük fark etmez. Kızın adı Emily değil mi? Yanlış hatırlıyorsam. Evet. Emily. Burası zaten paranormal bir ortam yani. Ya rüya ya da paranormal bir ortamdayız yani. Ya da kızın düşüncelerinin içi mi acaba? Seni seviyorum. Neredesin?
Abi kız çiziyor büyük ihtimalle onları. Gözünü mü kırptı o resim? Emily'yi bıraktın. Seni dıt. Evet gözüm. Mommy look at the white bunny. It is shining. White bunny dediği beyaz tavşana bak diyor. Parlıyor diyor. Beyaz tavşan nerede? Siyah değil mi onun? Mommy look at the white bunny. It is shining. Bir mesaj mı bu? Böyle farklı bir açıdan falan mı bakacağız? Ne yapacağız? Aha orada beyaz tavşan. Özür dilerim. Burada bir şey eksik diyor. Emily'ye herhalde yazacak. Bunları bulacağız. Küpleri. Buradan başlayalım. Küpler var mı burada? Harf olan. Bakıyorum. Harf harf harf. Havadakilere bakıyorum. Bir tane var. Emily'nin. Tamam bir tane aldık. Harf. Başka var mı? Başka. Bunu bir koyalım. Bu yanlış olmadı mı? E harfinden. Evet, Emily. Burada da var bir tane. Evet. Devam edelim. Bulamadık mı? Allah Allah. İyi bakalım ya şuraları. Once upon a time there was a little girl. Emily was her name. With her brushes she would swirl. Painting was her world, art always in her mind. She loved animals big and small, no matter of what kind. İki küp daha bulmamız lazım ya. Ulan burada mıydı ya? Bir tane kaldı. Bir dakika ya burası var mıydı? Karıştım.
Aynen, kapıyı açtık. Orada biri duruyor valla. Orada biri duruyor. Gölgesi duvara vurmuş. Kayboldu. Ortam ısınıyor ya. Fırtına önce sessizlik gibi. Resimler hareket ediyor. Of, burası tam feci bir yer olmuş ha. Tam böyle saklanıp hu diye korkutacağın ortam. Haydi. Yatak ters. Ah, kapı gitti. O da şekil değiştirdi. Nasıl oldu? Fener çalışmıyor. Fener GG. Bence hiç bunlarla uğraşmayalım. Seni seviyorum diyor. Burada bir şey olacak belli. Müzik girdi. Bazı şeyler ters, bazı şeyler düz. O ne ya, göz mü o? Aa, şimdi anladım, göz bu. Ve bakıyor. Hatırlıyor musun? Alice, hatırlıyor musun? Emily'nin hikayesi neydi? Hatırlamıyorum. Biz gidelim buradan. Geri dönmem gerekiyor. Biri geliyor. Aa, dediğim yere saklanmış. Vallahi geri gideceğim de. Orada bir eleman duruyor. Ah, gitti. Ya da hala orada, ben göremiyorum. Oo. Başladık. Paranormal hareketler artmaya başladı. O ses ne be? Soldan garip sesler geliyor. Çok rahatsız edici bir ses yalnız. O ne ya? Ne oluyor? Aha, başladı. Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum ve asansöre binip gidiyorum. Gidemiyor muyum? Ne oldu? Bizi nasıl terk edersin? Once upon a time there was a little girl. Emily was her Bir dakika, kapı mı kapandı? Painting was her world, always in her mind. She loved animals big and small, no matter of what kind. Bir şey olacak burada. Big storm came and a scary thunder roared.
gladly her best friend was there so she could be her ward. And so our girl wouldn't be scared, the friend invited her to play. And with that little help, the fear of thunder went away. Then, a loud rumble was heard, everything went blank around. Screaming was loud in the house, and then a crying sound. But this time it wasn't her crying. Yeni bir tekerleme. Fırtınada yalnız kalmış. Bir arkadaşı yardım etmiş, rahatlamış. Daha sonra yine yalnız kalmış. Ağlamaya başlamış ama bu sefer ağlayan Emily değilmiş. Hatırlıyor musun? Biz buradan çıkamıyor muyuz? Nereye gideceğiz? Yine ana holde herhalde bir şeyler. Burada ışıklar bir yanıp sönüyor. Bunu bir şey var mı? Ne radyo mu çalıştıracağız acaba? Biraz daha ipucu ver ya, hatırlayamıyoruz. Çalışmıyor. Ha, şu resmi mi bak? Ha, çizimi aldın diyor. Ne yapacağız onu? O tavşanların oraya mı yapıştıracağız? Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Hala hatırlamıyorum maalesef. Hatırlıyor musun? Biz bir haltlar mı yedik? Ne yaptık ya? Emily'ye. Hatırlıyor musun? Oo, çok güzel sahne. Müthiş. Bir şey hatırlıyorum. Ne hatırlıyoruz? Ne hatırlıyoruz? Yine göze geldik. Tabii ki hatırlamıyorsun. Sen nasıl bir annesin? İşe yaramaz birisin. Doğru yap. Bunu doğru yap. Yap diyor. Niye yapacağız kardeş? Niye? Niye yapacağız? Bunlar ne? Ha, resimleri yapıştıracağız. Televizyon, ateş böceği galiba. Şöyle bir kara delik. Bu da fırtına mı? Yaptım.
Of course you don't. Yanlış mı yaptım? What kind of a mother are you? You are useless. Do this right. Do it. Heh, dur okuyalım şimdi. Tamam. Yok. Şimdi nasıl başlamıştı hikayeye? Ne diyordu? Dur. Bunu hatırlıyorum. Bunu yaparız. Bir dakika. Ya bu mu olay bilmiyorum da. Painting was a root art in always in her. And so our girl won't be scared if I invited to play. Dinlemek lazımdı. Ta radyonun oraya mı gideceğiz? Dur bakayım. Nasıl açalım? Yok. Bu arkadaşının fırtınada ilk fırtınanın çıktığını bulmamız lazım. Fırtına ya alttaki soldaki ya da az. Den dediğine göre Evik sanki Rot Painting. Aa yok. Ne alakası var ya Painting'le? Tamam. Bu In her mind. Evet sanki kafi uyumadı. Break around. Allah Allah. Ya buluruz da amaç ne? Sıra. Of course you don't. What kind of a mother are you? You are useless. Do this right. Do it. Yaparız, yaparız. Ah. Bir dakika. Sıralama olacak galiba. Bir dakika, bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Hayır, ilk bununla başlıyor. Sol yukarıdaki. Bununla başladık. Yok değil. Bununla bu dedik. Bak oldu. Çaprazlama. Hop hop. Aha. Tebrikler. Çocuğunu artık hatırlıyorsun. Bunu anlat bana. Beni niye hatırlamıyorsun? O günü hatırlıyor musun? Unutma. Kafan karışık gözüküyor. Dışarı karanlıktı diyor. Neler olduğunu biliyorsun, senin hatandı. Emin'in hatasıydı. İkiniz beni bunu yapmaya zorladınız. Hatırlıyor musun? Ne olmuş bu fırtınalı gecede ya? O ne ya? Aa bunlar parçalanmış. Bu gece bunlar ölmüş mü acaba? Ama onların ikisi de yetişkin. İkisi de yetişkin bunların. Aa şimdi o geceyi hatırlıyoruz. Ya fener çalışmıyor fener. Dışarısı çok karanlıktı diyor. Güzel gidiyor yalnız ha. Öyle hikayeli korkuları severiz.
Ne oldu? Ha. Gizemi diyor, oyunun tam versiyonunda çöz diyor. Haklı tabi. Şu an demo versiyonu oynadık. Kadın dışarı çıktı. Ya kendini vurdu. Ya da o gece bir eve girip ikisini vurdu. Ya da kadın gitti adamı vurdu. Sonra kendini vurdu falan. Oyunun full versiyonunda vardır bu. Evet. Gayet güzel bir oyundu arkadaşlar. Yani bence gayet iyiydi. Hikayenin şeyini beğendim, gidişatını beğendim. Jumpscare'ler çok yoktu, böyle tadımlık araya serpiştirilmiş ama oyundaki verdiği hissiyat, o hani gizem havası, bu geçmişe yönelik yapılan, ne bileyim, hatalar mı diyeyim, oradan doğan sonuçlar mı diyeyim, onların hani böyle anlatım dili çok hoşuma gitti. Onu iyi vurgulamışlar. İyi yerleştirmişler oyuna. Onun dışında tabi demo versiyonu olduğu için hikayenin bir anda çat diye ortasında girdik. Dışarıda ne olmuş? Dışarıda gördüklerimiz rüya mıydı? O mankenler kimdi? Telefondan niye uzak durmamız isteniyor gibi öyle detaylar var. Bunları tam oyun versiyonunda çözeriz, oynarız diye düşünüyorum. Evet, bir korku oyunundan sonuna geldik. Benimle birlikte oyunu izlediğiniz ve incelediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki korku oyunumuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.